Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. اِنَّ اِدَّتَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ Allah'ın yükleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dürdüğü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dost doğru kanunudur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortayı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Kollar için hayır ve bereket zamanları olması Yüce Allah'ın lütfu ve rahmetindendir. Allah Ta'ala... Bu zamanlarda ecri kat kat verir ve günahları bağışlar. Allah Teala şöyle buyurur: Onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki Rabbinizin bazı zaman dilimlerinde rahmet esintileri vardır. Rahmet rüzgarları eser. Siz o rahmet esintilerine yönelerek hayrı elde etmeye çalışın. Umulur ki o rahmetten birinize bir esinti eser de ondan sonra asla bedbaht olmaz. Bu iman dolu zaman dilimleri arasında Allah'ın haram kıldığı en kutsal aylar bulunmaktadır. Allah Teala şöyle buyurur. Şüphesiz Allah'ın yükleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların yazısı 12'dir. Allah katında ayların sayısı 12'dir bunlardan dürdü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dost doğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacı hutbesinde bu haram olan ayları belirterek şöyle buyurmuştur. Zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şekliyle dönmektedir. Bir yıl 12 aydır. Bunlardan dürdü haram olan aydır. Üçü birbiri ardınca gelen Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Biri ise Cemaziyel Ahir ile Şaban arasında bulunan ve Mudar kabilesinin daha çok değer verdiği Recep ayıdır. Haram aylar Allah katında mukaddes bir makama sahiptirler. İşte bu yüzdendir ki şeriat bu ayların içinde savaşmayı ve haram kılınan şeyleri ihlal etmeyi katı bir şekilde yasaklamıştır. Allah Teala şöyle buyurur: Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki: O ayda savaş büyük bir günahtır. Haram olan aylar tüm insanlığa İslam'ın in barış dini olduğu konusunda bir barış mesajı taşır. Selam yüce Allah'ın isimlerinden biridir. Allah Teala şöyle buyurur: O kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O mülkün gerçek sahibi çok kutsal selam kaynağıdır. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmet ve selam peygamberidir. Allah Teala şöyle buyurur. Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Peygamber Efendimiz her namazdan sonra şöyle dua ederdi. Allah'ım sen selamsın ve selamet ancak senden gelir. Mübareksin ey celal ve ikram sahibi. İslam dinimiz savaşmaya ve kan dökmeye hevesli değildir. Bilakis bir çözüm bulunduğu sürece savaşmaktan sakınır, barışa yanaşır. Allah Teala şöyle buyurur, eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Allah'tan afiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşıncaya da karşılaşınca da sabrediniz. İslami mesajı bir barış ve uyum mesajıdır. Ve onun amacı ise tüm insanlığın mutluluğudur. Allah Teala şöyle buyurur. Ey insanlar şüphesiz şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkı da bilendir, hakkı da haberdar olandır. Haram aylara hürmet, terörün ve aşırılığın her türlüsünden sakınmayı Müminlerin kanını dökmemeyi ve onları korkutmamayı, Allah'a çokça itaat etmeyi de gerektirir. Bu yüzden ibadetlerde gayret göstermek ve çokça itaat etmekle kendimizi arındırarak bu mübarek ayları yaşamalıyız. Allah Teala Allah Teala şöyle buyurur: İyilik işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haram aylarında oruç tut Birak oruç tut, birak oruç tut, birak buyurdu. Bu mübarek aylardan biri de Recep ayıdır. Bu ay tercih yani yüceltme lafzından müştak olduğu için Recep adı verilmiştir. Araplar Recep ayına sahir ay demeleri de sükunet mevsimi olmasından ve içinde savaşın sesini doymamalarından idi. Recep ayı Peygamberimizin İsra ve Miraç mucizesini taşıyan ay olup, hayır ve bereket aylarının anahtarı ve başlangıcıdır. Ebu Bekir el-Varrak el-Belhi rahimallah der ki, Recep ekme ayıdır, Şaban sulama ayıdır, Ramazan derleyip toplama ayıdır. Yeryüzünü imar etmek, işlerimizin hakkını vermek, salih amelleri çoğaltmak, dayanışma ve şefkat ruhunu yaymak yoluyla Allah'a itaat ederek haram ayların fırsatını yakalamamız ne güzeldir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah'a en sevimli olan insan, insanlara en faydalı olandır. Allah'a en sevimli olan amel, bir sıkıntısını gidermek, borcunu ödemek veya karnını duyurmak suretiyle Müslümanı sevindirmendir. Bir ihtiyacı için din kardeşimle beraber yürümem, bana şu Medine mezidinde bir ay etikafa girmemden daha sevimlidir. Kim intikam almaya gücü yettiği halde öfkesini yenerek intikam almaktan vazgeçerse Allah kıyamet gününde onun kalbini huzurla doldurur. Kim ihtiyacı kim ihtiyacı gürülünceye kadar kardeşiyle beraber yürürse ayakların kaydığı günde Allah onun ayaklarını sırat üzerindeyken sabit kılar. Allah'ım Recep ve Şabanı bize mübarek مبارك و أُلَاشْتِرْ زي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته